Hastanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Ağır hasta mahpuslar tedavilerin önündeki engeller, zorlu koşullar ve ağırlaşmalarına rağmen infazları ertelenmediği için yaşamlarını kaybediyorlar. Hapishanelerde yaşanan tüm bu ölümler önlenebilir ölümler olmasına rağmen hiçbir tedbir alınmıyor ve bu zorlu koşullar sonucunda hasta mahpuslar yaşamlarını kaybediyorlar. Bu hafta Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutulan 43 yaşındaki hasta mahpus Leyla Aygün'ün durumunu aktarmak istiyoruz. Ailesi tarafından şubemize yapılan başvuruda yaşamış olduğu sağlık sorunları ayrıntılı olarak aktarılmış ve tedavi hakkının gözetilmesi için destek talep edilmiştir. Leyla Aygün daha önce tutuklu olarak yargılandığı dosyadan 1 yıl 9 ay cezaevinde tutulmuş ve yasa değişikliğinden kaynaklı olarak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Ancak Yargıtay tarafından dosyası onaylandığı için 14 Mart 2024 tarihinde tekrar gözaltına alınarak tutuklanmış ve Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ne konulmuştur. Hapishaneye girmeden önce Leyla Aygün'e meme kanseri teşhisi konulmuştur. Tetkikler sonucunda ameliyat yapılmasına karar verilmiş ve 2023 yılı son aylarında Kocaeli Üniversitesi'nde ameliyat edilerek tümörlü bölge alınmıştır. Doktorlar tarafından ameliyattan sonra ışın tedavisine başlanması planlanmış olmasına rağmen ameliyat bölgesine enfeksiyon oluşmuştur. Işın tedavisinden önce enfeksiyon için bir süre tedavi görmüştür. Enfeksiyon tedavi edildikten sonra hastanede heyet toplanarak 21 gün ışın tedavisi görmesine karar verilmiştir. Işın tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar PET çekimlerinin yapılmasına, PET sonucuna göre de ya akıllı ilaçla tedaviye ya da kemoterapi görmesine karar verilecekti. Işın tedavisine başlanmış ancak 6 gün ışın tedavisi alabilmiştir. Bu süreç devam ederken tutuklanmış ve tutuklandığı için de hem ışın tedavisi hem PET çekimleri yapılamamıştır. Ayrıca akıllı ilaç veya kemoterapi tedavilerine de başlanamamış ve tetkik tedavileri de kesintiye uğramıştır. Hapishane koşullarından kaynaklı olarak kanser gibi riskli olan hastalıkları olan mahpusların tedavi olabilmeleri mümkün değildir. Ne yazık ki yaşamını kaybeden hastaların tamamının tedavilerinin geciktirilmesi ya da hiç yapılmaması sonucunda yaşam hakları ihlal edilmiştir. Leyla Aygün'ün tedavilerinin yapılabilmesi için acil olarak infazının ertelenmesini ve dışarıda sağlıklı koşullarda tedavi edilmesini talep ediyoruz. Aksi durumda telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki yaşam hakkını korumak devletin yükümlülüğündedir. Hak ihlalleri yanında mahpus aileleri, avukatlar, insan hakları savunucuları, mahpuslarla insani dayanışma gösterenler üzerindeki baskılara da her geçen gün yenileri ekleniyor. Akıl almaz, hukuki dayanaktan yoksun gerekçelerle gözaltına alınıyor. Haklarında davalar açılıyor, cezalar veriliyor, hapisteki bir yakınının, kızının, kardeşinin adına para yatıranlar dahi terörün finansman sağlamakla suçlanarak mahpuslarla dayanışma ortadan kaldırılmaya, daha fazla yalnızlaştırılmaya çalışıyorlar. Bu süreçte mahpuslar üzerinde hem fiziksel hem de ruhsal sorunları ve ihlalleri de beraberinde getiren ekonomik krizin yol açtığı derin mahpus yoksulluğu bir cezaya dönüştürülüyor. Özellikle son bir yıldır derneğimizde mahpusların maddi destek talepli başvurularındaki artıştan da görüleceği üzere mahpusların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için maddi kaynaklara ihtiyaçları bulunuyor. Hasta mahpuslar bakımından hapishane idaresi tarafından verilen yemeklerin yeterli ve besleyici olmadığı, diyetlerine uygun yemekler verilmediği, mahpusların takviye gıdalara ihtiyaçları olduğu ve bunu da kantinden karşılamak zorunda olduklarını biliyoruz. Yine bedensel rahatsızlıkları olanların kullanmış oldukları özel yatak, yastık gibi kişisel ihtiyaçlarını, haberleşme için kullanmış oldukları telefon kartları, göndermiş oldukları mektupların ve dilekçelerin posta ücretleri, televizyon, radyo, buzdolabı, semaver gibi ihtiyaçları, kullandıkları elektrik ve içme suyu ücretleri de
mahpusların yakınlarının hapishane idaresi hesabına yatırdıkları paralardan karşılanmaktadır. Mahpuslara yatırılan paranın nasıl harcanacağı ise hükümlü ve tutukluların emaneti alınan kişisel paraların kullanımına dair yönetmelikte düzenlenmiştir. Ve bu yönetmeliğe göre mahpuslar yanlarında hiçbir şekilde nakit para bulunduramaz. Evet, bu yönlü haksız suçlama ve yargı tacizi derhal sonlandırılmalıdır. 627. F oturmasında bu hafta halen Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutulan 75 yaşındaki hasta mahpus Hatice Yıldız'ın durumunu paylaşıyoruz. 22 Mart 2024 günü evinden sedyeyle alınarak tutuklanan 75 yaşındaki Hatice Yıldız, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarının yanında demans, yüksek tansiyon, kemik erimesi, bel fıtığı, omurga eğriliği, mide rahatsızlığı ve görme bozukluğu hastalıkları ile mücadele etmekte. Sık sık baygınlık geçirmekte. Bu hastalıkları ile hapishane koşullarında yaşamını sürdürmesi mümkün görünmemektedir. Nitekim daha ilk günden itibaren ilaçları verilmediği için Hatice Yıldız'ın tedavisi aksamış ve durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştır. Doktorları tarafından acilen göz ameliyatı olması gerektiği de söylenen Hatice Yıldız'ın tutuklu kalması sağlığına ve yaşamına ağır tehdit oluşturmaktadır. 26 Mart 2024 tarihinde oğlu tarafından komisyonumuza verilen bilgide annem cezaevindeki kızı ve arkadaşı adına hapishane idaresi hesabına para gönderdiği için 19 Mart 2021 tarihinde evinden gözaltına alınıp Balıkesir'e götürüldüğü, 4 gün gözaltı sürecinden sonra serbest bırakıldı ve sonrasında hukuki hiçbir dayanağı olmadığı halde örgüte finansman sağlamak iddiasıyla hakkında dava açıldı. 3 yıl süren yargılamanın ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezanın istinaf mahkemesinde onaylanmasının ardından 22 Mart 2024 günü tutuklandı. Evde annemin fenalaşması üzerine sedyeyle alıp önce hastaneye ardından Bakırköy Kadın Hapishanesi'ne gönderildi. Borcu dahi raya olan Şemsettin Ekinci Menemen R tipi kapalı ceza infaz kurumunda kalmakta olan bir hasta mahpustur ve 73 yaşındadır. Ekinci'nin tansiyon ve şeker hastaları bulunmaktadır. 2017 yılı Ocak ayında beyin damarlarında tıkanma sonucu bir kriz geçirmiş, kan sulandırıcı verilerek geri gönderilmiştir. 24 Şubat 2018 saat 21 civarında bulunduğu koğuşta birden fenalaşarak ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Ailesine söylendiğine göre beyin kanaması geçirmiştir. Müdahale edilmiş ama sol tarafında felç oluşmuştur ve ayağa kalkamamaktadır. Şemsettin Ekinci daha önce birden fazla defa adli tıp kurumuna götürülmesine rağmen kendisi hakkında sadece cezaevinde yalnız kalamaz şeklinde rapor oluşturulması nedeniyle infaz erteleme talepleri hep olumsuz sonuçlanmıştır. Şu anda yanında iki bacağı da olmayan bir mahpus arkadaşının desteğiyle yaşamını idame ettirmektedir. Göz tedavisi için birkaç defa Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne götürülmüş ancak bugüne kadar herhangi bir tedavi uygulanmamıştır. Ocak 2025'te 30 yılını dolduracağı için infaz erteleme, koşullu salıverilme uygulanabilir. İdari Denetim Kurulu'nun bir yıl denetim uygulama yetkisi bulunmaktadır. Buradan İdari Gözlem Kurulu'na çağrı yapıyoruz. Yetkinizi kullanın ve ikinciyi serbest bırakın.